Bugün Sanat'tan herkese merhaba. Kültür Sanat'ın haber merkezindesiniz. Bu hafta da sizler için çok renkli ve dop dolu bir program hazırladık. Biliyorsunuz Türk sinemasının 99. yılını kutluyoruz. Dolayısıyla stüdyomuzda çok değerli bir konuk edeceğiz. Sevgili tiyatro ve sinema ustası Zihni Göktay bizimle birlikte olacak ama hepsinden önce yine müzikle başlıyoruz. Türkiye'de son yıllarda en hızlı çıkış yapan gruplardan bir tanesi Model yepyeni albümleri Levla'nın hikayesini bugün sanat mikrofonlarına anlattı. Affet bu gece ölmek isterim. Pembe bir mezarlık olmak isterim. Türk rock müziğinde son yıllardaki en büyük çıkışı yapan Model 3. albümünü tamamladı. Levla'nın hikayesi. Özellikle şarkı sözleriyle dikkat çeken grubun şarkı sözleri yine Can Temiz'e ait. Başarılı grup Levla'nın hikayesini bugün sanata anlattı. Gene enerjisi yüksek ve hani yüksekten konuşan bir albüm aslında müziğiyle de sözüyle de ama daha oturaklı geliyor bana. Levla Farsça'da var olması gereken her şey anlamına geliyor. Enteresan bir isim. Spor salonunda tanıştığımız bir arkadaşımızın ismiydi. Biz öğrenince işte ben etkilendim bayağı ve hani o hikayemizin karakteri oldu. Albümün hikayesini anlattığımız hikayenin baş karakteri oldu. Geçmiyor günler burada senden uzakta yıldır şişeler her gün mutfakta. Konsept bir albüm hazırlayan grup albümde baştan sona bir hikayeyi anlatıyor. Sevgilisinden ayrılıyor ve çok mutsuz. Ve yasın 5 evresi dediğimiz ilk bir dönem var. 5 evreden oluşuyor. Onları geçiriyor. Ve daha sonra kendisiyle iç hesaplaşmalarını sürdürüyor. Devam ediyor. İkinci bölümde de Levla artık her şeyin farkına varıyor. Var olması gereken aslında ihtiyacı olan her şeyin kendisinde olduğunu fark ediyor. Albümde sürpriz bir isim de var. Gonca çok sevdiğimiz yakın bir arkadaşımız. Çok uzun zamandır tanışıyoruz ve çok sık görüşüyoruz. Hatta geçenlerde bizimle bir konserimize geldi. Ankara'ya gidip geldik birlikte. Bir gün hatta benim bendeyken oturuyorduk arkadaş grubu biz ve Gonca ve Gonca'nın arkadaşları. Muhabbet ediyorduk, sohbet ediyorduk. Böyle bir şey gelişti. Acaba yapar mıyız, yapmaz mıyız? Gonca da çok istekli davrandı sağ olsun. Tamam yapalım dedi. Albümün prodüktörlüğünü ise diğer albümdeki gibi yine Demir Demirkan yapıyor. Lansman konserimiz olacak. İstanbul'da iki tane. Bir tanesi ayın 28'inde, 28 Kasım'da. İkincisi de 29 Kasım'da. Arka arkaya iki tane lansman konserimiz olacak.